Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün hep yepyeni bir video ile karşınızdayız. Ünlü YouTuber Veli Erenşen gerizekalı gibi mantarlı şarap aldığı için evde de tribüşon bulamadığı için bunu nasıl açacağını düşünüyor şu an. Ah! Şimdi influencerlarımızın geri kapısı olan ve benim de inşallah olacak olan YouTube'dan bir video izledim. Diyor ki buraya diyor şey sokun diyor. Vida çivi. Ben de önce vida sokmaya karar verdim. Çünkü çiviyi vuruyoruz ya, vururken şey olur diye korktum. İçine düşer diye. Tek koyun içine düşünce de açılıyor ama bu sefer işte yok gelmedi, yok o olur, yok bu olur diye şey yaptım. Ama çeviremiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar ağlayacağım ya. Ağlayacağım ya. Keşke alırken baksaydım. Ama üstünde kapağı vardı bunun. Bakın açık burası. Ben de kapağı olunca dedim ki tıpası yok herhalde. Oh my god. Çünkü önceden aldığım bütün bulaşlar açılabilir kapaktı. Neyse bu yeterince de girmedi. Biraz daha girsin diye istiyorum ama dönmüyor. Döndüremiyorum. Ah ünlü YouTuber Veli Erenşen, ah. Ne olurdu link kaydırarak para kazansaydım da ay tribüşonum yok diye soru attığımda evine 150 milyon tane tribüşon şirketinden PR paketi gelseydi. Ah! Arkadaşlar biraz daha ittirmeyi deneyeceğim içine. Ve olmuyorsa da bırakacağım. Oluyor lan. Ya, benim kafam çalışmadığı için ben yanlış yapıyormuşum. Üstümdeki tişörtü Makedonya'dan aldım. Converse falan değil. Makedonya'da 120 dinar mı ne aldım yani. O zamanın parası 5 liraya yakındı. Converse görünümü çakma. Hard Rock ve Converse konseptlerini birleştirip üretmişler gibi. Dön artık elim acıyor. Hadi kardeşim. Hadi kardeşim benim. Arkaya inişim müzik koyarım daha sıkılmazsanız. Çünkü ben sıkılıyorum şu an. Hayır düşünsenize çıkaramıyorum. Yani çıkmıyor mantar. Vidayı nereme sokacağım acaba? Neyse deniyorum ya. Ama hayır ya kadın iyice sokun diyordu. Şimdi geri şarap şişesini düşün. Ah! Geri zekalıyım. Allah'tan 2 gün önce olan tez ödeşi oldum da. Tam sokmadan çıkartmaya çalışırsam şimdi hem mantar parçalanır. Hem de şarap şişesi falan kırılır. Şu dönen kısmı soksam olur galiba. Yeter ya, sikerim. Asla olmuyor arkadaşlar. Bir daha sokacağım şimdi. Ben bir de dün gece bunu buzdolabına koydum. Şarap içeceğim, soğuk içerim, kendime gelirim dedim. Yüzümde birkaç gördüğüm videoda çakmakla yakın ağzını genişletin rahatlasın diyordu. Ama tabii şişe soğuk olduğu için ve içindeki de soğuk olduğu için olmuyor. Ünlü YouTuber Veli Erenşen arkadaşı şu an pasta getiriyor arkadaşlar. Ünlü YouTuber Veli Erenşen arkadaşı getir pastayı. Hello bitch. Come. Arkadaşlar. Sizlerim de şu an. Hello. Hello göremiyoruz. Yeterince soktum çıkmazsa yemeğim kan çıkartacağım. Çıkmayacak. Çıkacak. YouTube'daki bütün videolarda çıkıyordu. Aa çıkıyor. Sıra çıkıyor. Vallahi çıkıyor lan. Ananı sikeyim çatal öldü. Neyse düzeltilir. Hadi. Hadi inanıyorum inan. Çık sen oradan çık, suratına patlayacak şimdi çık. Çatal bu hale geldi. Neyse azıcık yükseldi ama. Bir de buradan çekelim. Çivi geliyor. Anasını siktim var ya mantarım. Anasını senin bu videoyu izleyecek bu arada. Seninki mi? Hayır seninki. İzlesin. Ya ablacım neler yapıyor evde tek başına. Sus. Sus. Sus seni çatallarım. Evi yakıyorum amına koyayım çünkü. Nasıl yalnız beni bıraktılar? Tatile gittiler çünkü. Çünkü tatile gittiler. Hadi be. Neyse dur bakayım çatalı çıkmaz ama şunu çıkarırım gibi. Nerede o alet? Nereye sunar? Sen sana mı açar aşko? Bana pasta getirdi de aşko. Artık aşko yemesini duymak iste. Aa yanım kapanmış. Aa çıkıyor. Hadi hadi. Hadi. Anlıyorum çünkü. Neyse sürede bana pasta yapmış. Şeker amını falan da kendisi yaptığını iddia etti. Yalan. Yalan değil. Ben yapmadım. Ben açtım. Süsledim. Ben giydirdim. Pastayı. Arkadaşlar bütün işi o yapmış. Evet. Neyse ben yine çatal alayım. Pasta. Zengin kapında görüyorsunuz. İçine sıçtım vardı pasta. Neli pasta? Kanka içinde krokan var. Bir de ekleyin. Kestan yok değil mi? Yok. Tamam. Ay şey, şey mi var? Kek güzel gözüküyor. Sevmiyorum. Ben de bayılıyorum. Gel aşkım. Oha. Bok gibi olmuş. Şaka şaka. Çok güzelmiş. Krokanı kendine yaptım.
Nasıl yaptın? Şeker sandık. Yapmak olmuyor. O kadar kolay. Ben hazırladım bunu, kurutamayı ben yaptım. Bu yapmak olmuyor. Ben yaptım. Hayır, abartma, gel bu tarafa. Okey. Bunu nasıl atacağım ben? İkide getirdiniz. Şey tutsam olur mu lan? Hı. Çakmak. Hayır, çakmak oluyormuş. Çakmak yok evden. Şey. Ocak tutma, tabii ne olacak? Bir salak gitti. Salak ocak. Aklımdan geçiyordu değil. Aklımdan geçiyordu değil. Ama böyle tutunca açılırsa şarabım dökülür. Elektrik süpürgesine çeksen ne olur? Saçma salaksın. Kanka hiçbir şey olmaz. Ocakla da gidelim. Ben ocak fikrine varım şu anda. Şimdi mantarı parçalacağım diye çok korkuyorum. Ya niye şaraplarda mantar var? Bu gece kal. Yarın sen bunu içersin, ben inanıyorum. Bu gece içeceğim zaten. İnanıyorum. Şimdi şeker hamur kısmına geleceğim arkadaşlar. Şeker hamur kısmı mide bulandırıyor. Üzgünüm. As everything she does. Şaka şaka. Yürüm yapmıyorum. Evimiz hakkında ne düşünüyorsun? 40 yıllık. Küçük götüm kadar bizim öyle. Şeker hamur kötü. Ama güzel kötü. Yenir yani yensen. Yenir ya. Şarabı açmaya çalışırken sarmış oldum. Babam dedi ki arkadaşım ne kadar güzel geliyor. Dedim ki benim arkadaşım çünkü. Ben mi güzel geliyorum da? Evet. Bu arada sabah hiçbir şey yapmadan geldim şu anda. Yani. Nasıl? Ne? Bir tek duş aldım. Bunu videoda sarmam ne kadar doğru. Ben de fırçaladım bu sabah. Çünkü ilk defa insan gibi saatte 12'de uyandım. Allah'ıma bin şükür. Reis. Uyandım, kalktım. Mutfağı topladım. Sonra yemek yaptım. Şuna istedim, bakmak istedim şu anda. Bip! 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 Şeyle açmayı denedik. Ne olmadı? Süpürge. Olmadı. Ama bizde nasıl çıkmış? Olmaz ya. Nasıl olmaz yani? Anne baba şarap. Nasıl olmaz? Buna bir de söylemesi. Az önce benim... Bir kere bir kırıyor gördünüz bize ya. Hiçbir şey yapmıyor lan. Bir buranın biplenmesi lazım. Protesto falan bana ne bakarmıştı. Ha söyledim kadar. Sen atılma mı istiyorsun bu ülkede? Evet. Lütfen. Ne kitabın? Teknik olarak. Elimi keseceksin. Türbüşan aynı mantık. Türbüşan da bunu deliyor. Ya da şöyle mi yapsak? Mantarın ağzına sıksın. Sus be. Şunun üstünü kapatsana içine düşmesin. Neyse gideyim artık. Hayır. No. Matkapı denedim arkadaşım. Evde matkapı. Şu anda elin zekasını sorgularım. Ortaokulda okul benimsin, tamam mı? Ortaokulda. Şurada şu soktuğun yerden batırıp bıçağı. Bıçağı çeksene. Alır mı? Alır mı diyor. Şişi kırılıyor. Bir tek içecek değilsin hemen de. Peki mi içecek? Yaptım. Bunu yayınlamayacağım. Yayınlayacağım. Paşam yukarıda türbüşon var arkadaşlar. Halamı aradım. Halamdan istedim. Neyse öyle. İçmeyeceğim zaten şimdi. Tek sıkıntımız. İnandınız mı? Hiç, Allah belanı versin içmeyeceğim. Gündüz içilir mi? Ayol günah. Allah belanı versin içmeyeceğim. Sadece akşama yemek yaparken içmek istiyorum. Yemek yaparken onunla uğraşamayacaktım. devam. Neden? Anlat. Bir şey anlatıyorum. Böyle işte. Dedim ben de ikinci... Ama niye... Neyse arkadaşlar, ünlü YouTuber ve Eren Şen arkadaş artık evine gidecek. Kapan. Burada aptal. Kim evine... Ne? Ünlü YouTuber ve Eren Şen arkadaş artık evine gidecek. Bay bay, kapıya kadar uğurlayayım sana. Polise yakalanacağım şimdi. İllegal saat... Ay, legal saat... Bitch! Bitch! Ben gideceğim. Hadi. Annem beni tutacak yoksa. Aa, ne kadar ayıp. Şanka mı? Ay hayır, onunla alakası yok. Babam bulmuş onu. Ben de eve getirdim. Evet. Arkadaşlar size başarının videosunu çekiyorum. Açıldı. Evet arkadaşlar, herkese günaydın. Ay. Şarap açmaya çalışmamın üzerine 2 gün geçti. Şu araba geçtiğini öyle konuşuyor. Bu 2 gün çok zor şeyler yaşadım. Hayat çok zorlaştı benim için. Sanki hiç zor değilmiş gibi.
Neyse ben de bu videoyu böyle bir kapatma yapmak istedim. Kapatma, çökertmek. Kapanış yapmak istedim. Çünkü düzgünce kapatmayı unuttum. Bir de şimdi videoyu editleyip uploadlayacağım. O yüzden dedim ki bir kapatayım. Arkadaşlar kendinize dikkat edin. Korona kapmayın. Artık yıldım çünkü. Bıktım yani. Yaşama enerjim kalmadı şu kadar. O yüzden öyle. Dikkat edin kendinize. Sizi seviyorum. Görüşmek üzere. Şurada da tarihi bir duvar var bakın. Görüşürüz.